Necati'dir herhalde. Necati niye geliyor? Çünkü bu akşam oyun maratonu var. Pijamamı beğenenler el kaldırsın. Oyun maratonu da neymiş? Bir oyunu en hızlı ne kadar sürede bitirebileceğimize bakacağız. Madalyamı takacaklar sonra. Evet. Hayır hayır, madalya yok Necati. Elim böyle havada kaldım. O zaman başka bir şeye sevineyim, boşa gitmesin. Bugün cumartesi, yaşa. Salı salı. Ellerimi indiriyorum şimdilik. Sevinecek bir şey olursa haber verin. Hadi bakalım, herkes salonu boşaltıyor. Zaten sizin manasız oyun maratonunuza da hiç meraklı değilim. Tamam, oyun hazır. İlk kim oynayacak? O piti piti yapalım. Başlıyorum. O piti pit. Ben çıktım. Ben oynuyorum. Ohoy. Bravo size. Bütün vaktinizi boş boş oyunlar oynayarak harcayın. Evladım, zaman çok değerlidir. Bakın çocuklar, şu hayatta her şeyi satın alabilirsiniz. Ama zamanı asla satın alamazsınız. Şok şok şok. Flash flash flash. Dünyanın en zengin kadını olan Bayan Dümbüllü neredeyse bütün servetini harcadı ve zamanı satın aldı. Sen de bağırsana, biz öyle arada hep böyle bağırırız. Artık zamanın sahibi Bayan Dümbüllü oldu. Bu nasıl olur? Oley! Çok değişik şeyler olacak bugün de. Kitabım bu. Burada. Neler oldu böyle? Hepimiz donup kaldık baba. Dondurmalar da donmuş mudur sizce? Bence onlar da donmuştur. Zaman aniden durdu, farkında mısınız? Zeka küpü konuştu yine. Reklamlar yazdı. Reklamlar ne demek? Bütün her şey koca bir yalan mı yoksa? Kitabım bu. Burada. Zaman iyice çıldırdı. Zamanı satın alan kadının işi olmalı bu. Eğer bir an önce durdurulmazsa çok kötü şeyler olabilir. Hayır! Gol! Saçmalama! Zaman yavaşladı diye aksiyon yapmanıza gerek yok. Neyse, ben bütün zaman çizgisi dağılmadan önce gidip ödevlerimi bitireyim. Tüm dünyanın sonu gelmek üzere. Ama kızım ödevini ihmal etmiyor. İşte mükemmel evlat. Bence Milket abiye gidelim hemen. Bu aleti yok etmezseniz zaman uzay algısı bozulur ve bütün evren sonsuza kadar yok olabilir. Anlattıklarım bu kadar korkunç muydu? Hayır, ama sen konuşurken dün gece izlediğim korku filmi geldi birden aklıma. Ben de izlemiştim onu. Eğer zaman geriye gidip sizin doğmadığınız bir ana denk gelirse bu yok olmanız anlamına gelir. Mirket! Mirket! Olanları duydun mu? Bayan Dümbüllü zamanı satın almış. Bunu biliyor muydun? Evet, biliyordum. Elinde zamanı istediği gibi ileri geri sarıp dondurabilen bir alet var. Sanki bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Neyse, bu aleti yok etmezseniz zaman uzay algısı bozulur ve bütün evren sonsuza kadar yok olabilir. Anlattıklarım bu kadar korkunç muydu? Hayır, ama sen konuşurken dün gece izlediğim korku filmi geldi birden aklıma. Ben de izlemiştim onu. Eğer zaman geriye gidip sizin doğmadığınız bir ana denk gelirse bu yok olmanız anlamına gelir. İşte bunu alın yanınıza. Bu kutu zaman aletlerine yeterince yakın olduğunda onun güçlerini bloke eder. Onun yerini tespit ettim. Bunu alın ve gidin o aleti bulup yok edin. Nerede oturuyor peki bu Bayan Dümbüllü? Şakir, senin cep telefonunda konumu mesaj attım. Hadi çabuk gidin. Hedefinize ulaştınız.
hedefinize ulaştınız. İmdat! Sizin her gününüz böyle garip maceralarla mı geçiyor? Oho, bu hiçbir şey değil. Sen daha bir şey görmedin. Mirket, alo. Biz bataklığa saplandık. Halbuki senin attığın konuma gelmiştik. Sen niye göz göre göre bataklığa giriyorsun? Belli ki attığın konum birkaç metre hatalı göstermiş. Ne bileyim ben. Bilim hayvanısındır diye güvendik. Santim santim her şeye uyalım dedik. Ben ömrümde böyle bir şapşallık görmedim. Aa, kapattı. Kapattı. Batıyoruz. Arabam kirleniyor. Uykum geldi. Necati abi. Senin yalan söyleyince burnun uzuyordu bir ara. O özelliğin hala duruyor mu? Bilmem. Bir deneyeyim. Karanlıktan asla korkmam. İşe yarıyor. Baba, arabanın üstündeki kapak açılıyor mu? Bu arabanın yapamadığı hiçbir şey yok oğlum. Ayvalık tostu yapabiliyor mu? Al. Yaptı bile. Tüh. Keşke başka şey isteseymişim. Olacakmış. Tamam. Şimdi Necati abinin burnunu bataklığın sonundaki ağaca kadar uzatmalıyız. Necati, çabuk yukarı çık ve yalan söyle. Tamam, çok hızlı olacağım. Dünyanın en yakışıklı fili benim. Şakir ödevlerinden günü gününe çalışıyor. Remzi asla horlamaz. Asla video oyunlarında hile yapmam. Ve ayrıca yalan söylemeyi hiç beceremem. Oho! Çabuk ol Necati. Hemen hortumunla ağacı yakala. Tamam Necati abi, şimdi hortumunu eski haline getir. Tamam, demin söylediklerimin hiçbiri doğru değildi. Oley! Kurtulduk. Aferin Necati. TDP abi de aferin desin. Demeyeceğim. Zorunda mıyım? Hadi hemen şimdi. Tamam, yeterince test ettim bu zaman kumandasını. Şimdi artık geçmişe gidip hedefimi gerçekleştirebilirim. Hey, durun lütfen. Sakın daha fazla kurcalamayın. Sizin ne işiniz var burada? 100 yıl sonra. Neler oldu bize? Sanırım zamanda çok ileriye gittik. Takma dişimi bulamıyorum Remzi. Boş ver. Takma kafana. Kafama niye takayım dişimi? Altıma takacağım. Anten mi takacaksın? Dedem ve bayan Dümbüllü ortadan kaybolmuşlar. Bir an önce kendi zamanımıza geri dönmeliyiz. Şu bastonla uzanırsam başarabilirim. Bari uçan arabalar icat edildi mi diye bir pencereden bak. 100 yıl önce. Acaba gelecekte hayvanlar uçabilecek mi? Ne? Pardon, saçma bir soru oldu. Sizin yüzünüzden yere düşürdüm cihazı. Ne istiyorsanız benden, gitseniz evimden. Dümbüllü Hanım, bakın çok uykum var. Eve gidip kanepede kestirmem gerek. Bizi neden uğraştırıyorsunuz? Hanımefendi, bakın beni dinleyin. Çok zenginsiniz. Her şeye sahipsiniz. Şatonuz bile var. Niye hala zamanla uğraşıp hayatımızı mahvediyorsun teyzeciğim? Uzak durun benden. Para pul umurumda değil. Ben eski günlerimi özlüyorum. Arkadaşlarımı, ailemi, çocukluğumu. Şimdi ise bu kocaman bomboş şatoda tek başıma oturuyorum. Şimdi izninizle çocukluğuma geri döneceğim. Şakir, kutu. Kutu. Lütfen konuşalım. Hemen karar vermeyin. Zaman kumandam çalışmıyor. Siz mi yapıyorsunuz? Uzak durun benden. Koşun. Yakalayın. Yeter artık. Necati? Bununla elindeki cihazı vurmayı başarabilirim. O kadar uzun süre bağırdım ki neden bağırdığımı unuttu. Düşüyordum evet. Kaçmayın. Bir kez daha işe yarayabilir. Kumandam. Çabuk alın kumandayı. Zıplayın. Korlayan aslan. Yakalayan çocuğu. Lan verin bana. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Büyük bir hata yapıyorsun. Hemen ver o kumandayı bana. Bak ben çok zenginim. Hem ikimiz de yaşlıyız. Zamanı geri alarak gençliğimizi yeniden yaşayabiliriz. Yepyeni bir hayat kurabiliriz kendimize.
Ne dersin? Her sabah uyandığında bunun hayalini kurmadın mı? Gençleşmeyi istemedin mi? Ver şimdi o joystick'i ve her şeye sıfırdan başlayalım. Hayatta geri alamayacağım tek şey ailem. Onlar zamandan bile daha önemli. Kendi gençliğime dönersem onlar yok olacak. Bu yüzden de zaman kendi akışına göre yaşanmalı. Orada yaptığın şey çok anlamlıydı Peyami Baba. Zamanın ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlatamazdın. Anlamanıza sevindim. Şşş. Remzi, hadi. Sonuçta ben de büyük bir fırsatı tepdim. Her şeye sıfırdan başlayabilirdim. Ha? Ne oldu? Niye durdunuz? Ha? 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 Yoksa yine mi zamanı satın aldılar? Hayır! Thank you.